Gelişmiş ülkelerin kendi ülkemizi ya da daha doğudaki ülkelere kıyasladığımız zaman kaza oranları diğer gelişmiş ülkeler dediğimiz Avrupa taraflarında %3, %4 ise ülkemizde %12-13 civarında daha gelişmiş ülkelerine geldiği, bu sürücülerden kaynaklı olduğunu hepimiz görüyoruz. Araç, yol çevre faktörü ve insan faktörünü kıyasladığımız zaman %97'si biz sürücülerden meydana geliyor. Diğer %2'si çevre ve yol faktörlerinden, %1'i de araç teknik özelliklerinden meydana geliyor. O zaman bunlar için birinci derecede biz suçlu olduğumuz için sürücü içerisinde bildiğimiz anlatımlar çok daha dikkatli. Hele ki siz bu işi profesyonel olarak yapıyorsunuz. İçerisinde sürekli bir yerden bir yere getirmeye bir cam gibi gözükse de içerisinde birden fazla 5-6 tane aileye bakan insanlar var. Bunlar için mutlaka aracınızın tertip ve düzenine, yıllık, aylık bakımlarına, işte sigortasına, muayenesine, periyodik bakımlarına mutlaka dikkat edelim. İşte 24 kişi, 25 kişi, 25'i, 15 kişi, 15 kişidir. Bundan fazlasını aldığımız zaman olur ki bir kaza anında itibaren bu sefer sigorta firmaları bizim şeyimizi ödemiyorlar. Çünkü isteyen haddinden fazla yolcu aldığımız için. Bunlara dikkat edelim. Mutlaka sigortamızı muayenemesi yaptıralım, periyodik bakımlarımızı yaptıralım, araçlarımızı buna göre yürümesine herhangi bir engel teşkil etmesinler. Ceza işlem uygulanacağı belirtilmiştir. Bu ilk defa 2018 yılında başlamış ve bundan sonra da sürekli devam etmektedir. Bu konuda bizim kendi denetimlerimizde aralıklı devam etmektedir. Az önceki izlemiş olduğunuz filmlerin hepsi bizim MOBESE'den almış olduğumuz gerçek görüntülerdir. Şunu unutmayalım ki trafiğin hiçbir zaman, trafik dünyada tek sonradan yazılan evrensel olan kanundur. Trafik önce yaşanır, yaşanan eksiklikler görülür, daha sonra kanun kapsamında ihtiyaca binaen ne ihtiyaç varmışsa bu görülür. Bu kanunun arkadan devam eder. Önce problemler yaşanır. Şimdi düşün, yüksekliğinize göre ayarladıktan sonra ki doğabilecek bir tehlikede yandan, sağdan, soldan, 360 derece gördüğünüz hatırlıyorum. Size tehlike hangi yönden, hangi şekilde geliyor bunu algılayabilmeniz için mutlaka önce aydınlanırsınız. Daha sonra emniyet kemerinizi çalıştırmadan önce mutlaka karıştırırsınız. Aracınızı çalıştırmadan önce araç içerisinde, yani bunu eğilip falan değil de göz temasıyla aracına yaklaştığım zaman mutlaka şu göz temasıyla araç içerisinde herhangi bir altında cisim var mı, herhangi bir tehlike var mı bunu kontrol ettikten sonra aracımızı çalıştıralım. Ki sizin gece vardiyalarınızda da gündüz ya da belki 5-6 tane şey atan oluyor, servis atanlar oluyor. Bunda çalışanlar oluyor. Mutlaka günün yorgunluğuyla beraber, yani ben de bunu hadi böyle olsun asla demeyelim.